bizim, huzurlu yarınlar bizim. Her yöremiz kardeş bizim, insanımız aziz bizim. Millet, vatan, bayrak bizim, huzurlu yarınlar bizim. Kıymetli gönüldaşlarımız, istirham ediyoruz. Lütfen pankartları indiriyoruz. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, görüyorum ki Elazığ ayağa kalkmış, sevdalılarını kucaklıyor. Maşallah, istasyon meydanı deniz olmuş, dalgalanıyor. Kakkoşlar yine tarih yazıyor. Milliyetçi hareketi yine bağrına basıyor. Vakarınız, vefanız, cesaretiniz Türkiye'ye nam salıyor. Mücadelemize heyecan katıyor. Bu vesileyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ağına, Alacakaya'ya, Arıcak'a, Baskil'e, Karakoçan'a, Keban'a, Kovancılar'a, Maden'e, Palu'ya, Sivrice'ye en halisane, en içten selamlarımı gönderiyorum. Yanı başımızda dimdik duran Harput'u selamlıyorum. Çayda çıra oynayıp Deliloy'la gülenleri selamlıyorum. Asaletin, cesaretin, kardeşliğin, dostluğun simgesi Kakkoşları, Elazığ'ın her değer ve mirasını kalpten selamlıyorum. Arap Baba'dan destur almak için geldik. Balak Gazi'nin, Beyzade Hazretlerinin, İmam Efendi'nin, Tayyar Baba'nın, Heybet Baba'nın manevi mirasından feyiz almak için buradayız. Sizlerin hamiyetine dayanarak diyorum ki, zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryoları yırtıp atacağız. Şu an sembolik bir yoklama yaparak açık hava toplantımıza katılan illerimizin ismini söylediğimde yüksek bir sesle burada şeklindeki cevabınızı duymak, yedi düvele de duyurmak istiyorum. Hazır mısınız? Adıyaman, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Niyaz ederim ki ayağınıza taş değmesin. Allah sizleri kof sözlerden, kem gözlerden, kötü emellerden korusun, kollasın. Bu meydanda bizlere daha iyisini yapma, şevki aşılayan, mücadelemize destek sağlayan siz değerli kardeşlerimize buraya kadar gelmese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde
emeği geçen parti teşkilatlarımıza, değerli yöneticilerine ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum. 2023'e doğru aday belli, karar net temalı bugünkü toplantımıza katılan Elazığlı kardeşlerimizin yanı sıra Adıyamanlı kardeşlerimize, Malatyalı kardeşlerimize, Tuncelili kardeşlerimize, Diyarbakırlı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, yolu doğru olanın yükü ağır olsa da biz bu yükü imanla ve iştahla kaldırdık, kaldırıyoruz. Doğru duvarın yıkılmayacağını çok iyi biliyoruz. Yunus diyor ya, cümleler doğrudur, sen doğru isen, doğruluk bulunmaz, sen eğri isen. Kahverengi dallardan pembe çiçekler açan, bu dünyada ümitsizlik diye bir şeyin olmayacağına, buna mugayir hareket edenlerin, yani ümitsizliğe çanak tutanların, doğruya ve doğruluğa muhalif tarafta bulunacağına candan inanıyoruz. Hayat varsa ümit vardır. Ülkü vardır, ülke vardır. Ufuk vardır, kaderdaşlık ve kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir. Attığımız her adım umut doludur. Söylediğimiz her söz saygı ve sevgiyle dolguludur. Kökeni, yöresi, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun, milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan her insanın bizim kardeşimiz, Türk milletinin öz ve öz evladıdır. Kardeşlik hukuku kalleşlik fermanını yırtıp atacaktır. Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır. Hiçbir mihrak aramıza giremeyecektir. Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı ve gelip geçici bir iş ortaklığı değildir. Çünkü bizim kardeşliğimiz silik ve gölgeli bir iş değildir. 1000 yıldır bu topraklardayız. 1000 yıldır el eleyiz, gönül gönüleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız, nihayet acımızla ve sevincimizle biriz, beraberiz. Ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, hasmımız ise pek çoktur. Sizlere soruyorum, haykırışınızla yeri göğü sallamanızı istiyorum. Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Elazığ'ın önünü kesmeye çabalayan işbirlikçilere karşı mücadele halindeyiz. Bu mücadelede yanımızda mısınız? Zalimlere karşı aynı safta mıyız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Kakkoşlar babacandır, dost canlısıdır, sözünün eridir. Kakkoşlar zalime düşman, mazluma minüs ve merhametlidir. Kakkoşlar merttir. Namerde bütünüyle mesafelidir. Bu evetler kakkoşların nerede ve kiminle durduğunun çok açık mesajıdır. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüdür. 2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön sözüdür, ön yüzüdür. 2023 yılı 13. Cumhurbaşkanı ile birlikte 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. Şimdi siz söyleyiniz, şu sorularıma güçlü bir cevap veriniz. 2023 yılına hazır mısınız?
2023 yılında sandığa gidecek misiniz? 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? 2023 yılında varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz? İşte irade budur. İşte cesaret budur. İşte Elazığ'ın vatan sevdası bu kadar aşkın ve taşkındır. Bu atılgan iradeniz, bu tavizsiz irade ifadeniz Türkiye üzerinde hesap yapanlarının uykularını kaçırıyor, dengelerini sarsıyor. Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, boşuna heves etmesin. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Artık 2023 seçimlerine az bir süre kalmıştır. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır. Türk milletine yeni bir anayasa kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak mecliste nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazımdır. Amacımız budur, arzumuz budur, arayışımız buna yöneliktir. Soruyorum sizlere, bu hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? Bize destek olacak mısınız? Üç hilalin yanında duracak mısınız? Söz veriyor musunuz? Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecektir. Türk milleti zillete prim vermeyecektir. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir. Şairin dile getirdiği gibi, zor günler yaşadık, acılar gördük. Yaşam ağımızda ölümü ördük. Eğilmedik bir an zulmün önünde, ardı sıra kaçan düşmanlar gördük. Kanla yazılırken zaferin marşı, inletti sesimiz yedi kat arşı. Kükredik sel gibi düşmana karşı, sonunda en şanlı zaferi gördük. Meydan okuduk biz yağmura, sele, toprağa, ırmağa, denize, çöle. Düştükçe dönüştük kızıl bir güle, al rengin üstünde hilali gördük. Şimdi mezarında yatan kahraman, zaferi kanıyla yazan kahraman, vatanın nabzında atan kahraman, sizin sayenizde biz vatan gördük. Bugünkü muazzez mevcudiyetimizin hamurunu kahraman ecdadımız yoğurdu. Bize hür ve müstakil bir vatan emanetini kanlarıyla, canlarıyla onlar bıraktı. Bu nedenle görev ve sorumluluğumuz çok fazladır. Yolumuz çetin olsa da mücadelemiz kutludur. Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet edip adeta düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Türkiye'nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Elemleriyle, eylemleriyle beslediği fıtratıyla
bilediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklama sözü veren Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Yalan üstüne yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Aynı zamanda Türkiye'nin huzur ve güvenliğini de tehdit etmektedir. Londra'ya giderken temiz para bulacağım dedi. Bu şey şaibeli yolculuğa çıkmadan evvel Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerlerimize ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı sızlamadan telaffuz etti. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede bulunan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin Türkiye alerjisi tamir ve tedavi edilemeyecek boyutlardadır. Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yoktur. Dünyanın hangi medeni ve gelişmiş ülkesinde kendi devletini suçlayan, kendi milletine sırtını dönen bir muhalefet vardır? Dünyanın neresinde Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet partisi başkanı bulunmaktadır? Türkiye karşıtları Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almıştır. Atatürk'ün kurduğu parti rehin ve işgal edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş çizgisinden bütünüyle uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. Terörist Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir. Sarosçu Osman Kavala'ya avukatlık yapan CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan CHP yönetimidir. Milli haklarımız egemenlik, hukukumuza dört bir koldan saldıran da bugünkü CHP yönetimidir. Soruyorum sizlere, Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerine, emperyalizmin planlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? MHP'ye evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Milli irade buradadır. Karar da milletin, söz de milletin, hüküm de milletinindir. Milletin önünde ve üstünde hiçbir güç yoktur. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir, düpedüz teslimiyeciliktir. Biz binlerce kilometre uzaklıktaki bir benzinlikte Türkiye'nin siyasi ve yönetim geleceği hakkında alçak kurguların yapıldığı hamburgerli masalara oturmadık. Allah muhafaza oturmayı aklımızdan dahi geçirmedik. Onlar ABD'ye gider, biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ta sokağa düşer, biz Adıyaman'ın kalbindeyiz. Onlar zalimlerden medet umar, biz Diyarbakır'ın yüreğindeyiz. Onlar kapı kapı gezer, biz Malatya'nın gözündeyiz. Onlar muhanete minnet eder, biz Tunceli'nin gönlündeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Soruyorum sizlere, 2023 yılında vatana, bayrağa, milli namusa ve milli haysiyetimize
sahip çıkacak mısınız? 2023 yılında Zillet İttifakı'ndan hesap soracak mısınız? Cumhurbaşkanı adayını bulmak için batıla hizmetkarlığıyla tamah eden yüz karalarına 2023 yılında bedel ödeyecek misiniz? 2023 yılı gelip çattığında Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek misiniz? Kakkoşlar karar vermiş. 2023'ün sonucunu şimdiden belirlemiş. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Sözünüz sözümüzdür. İradeniz irademizdir. Hedefiniz hedefimizdir. Değerli vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, bizim altına ve ayaklarına yılanların, çıyanların tutunduğu bir masamız yoktur. Buna mukabil hamdolsun milletimiz vardır. Umudumuz millettir, huzur kaynağımız milli birlik ve dayanışma ruhudur. Biz masalara yüz sürmeyiz, masalarda keyif çatmayız. Elazığ ne diyorsa ona kulak veririz. Malatya ne istiyorsa onu yaparız. Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli neyi hedefliyorsa onu söyler, ona hizmet eder, onunla bir ve beraber oluruz. Sevdamız millettir, gücümüz devlettir. Çünkü biz Dedem Korkut'un, Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen sesiyiz. Çünkü biz Kürşat'ın, Ertuğrul neslinin, milli mücadele kahramanlarının maziden ulaşan seciyesiyiz. Bizim duruşumuzu zedelemek, aşağılamak, hor görmek istenen milli onurun duruşudur. Birbirine benzeyen partilerin ittifakıyla vücut bulan zillet bedeni taşınması çok külfetli siyasi bir ağırlık haline gelmiştir. Bunların ciddiye alınacak, itibar edilecek hiçbir projesi, hiçbir vizyon hazırlığı yoktur. Temelleri çürük, kolonları yıkık, çatısı uçuk, güçlendirilmiş parlamenter sistem lakırtısı dışında söyledikleri bir başka şey yoktur. Kaldı ki Türkiye'ye inançları yoktur. Türk milletine mensubiyet ve muhabbetleri buharlaşmıştır. Henüz kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. Altılı masa istikrarsızdır, iradesizdir, ilkesizdir. Dış güçlerle yan yana gelerek Türkiye'nin aleyhine sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan ortadadır. 2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalmasına rağmen bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar. Kimi aday gösterecekleri belli değildir. Zillet partilerinin her birisi ayrı tavda, ayrı havadadır. Gündemleri başka başkadır. Hiçbir siyasi başarısı olmayan, hiçbir tecrübesi bulunmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafaları basmayan, malum belediye başkanlarının isimleri tekrar ısıtılıp kamuoyuna servis edilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın acemilerle, acem oyunlarına gömülmüş basit ve basiretsiz isimlerle aynı terazide tartıya çıkartılması cumhura, cumhurun başkanlık onuruna hem saygısızlık hem de nankörlüktür. Zillet partileri çatışma ve çelişki halindedir. Bölücü terörün siyaset ayağı HDP ise alayını markaca almıştır. Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliği konusuyla ilgili mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız anlaşıldığı kadarıyla
münafıkları rahatsız etmiştir. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır, bu da belgelidir. PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü toplar damalıdır. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak ve hukuki bir mecburiyettir. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse de unutmamalıdır. HDP ile ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bu belediyeleri kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez, üst perdeden konuşamaz. Aynı kaptan yiyenler, aynı hedefe kilitlenenler, aynı masada beşlik simit gibi dizilenler evvelemirde karanlık ilişkilerinin hesabını vermek zorundadır. HDP PKK Mehmetlerimizin katilidir. HDP PKK polislerimizin kanlısıdır. HDP PKK Türkiye'nin husumet cephesindeki melanettir. Kürt ve Zaza kökenli kardeşlerimin HDP ile bağı asla yoktur. Kürt ve Zaza kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir, ciğer paramenizdir. PKK ile tek bir Kürt ve Zaza kökenli kardeşimin ne işi olacak ne de ilişkisinden söz edilebilecektir. HDP ile aleni siyasi ortaklık kuran, sıkışınca zora girince, işle arpa sarınca birdenbire şeklen çark eden siyasi zihniyetler kötünün kötüsüdür. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu merak edenlere diyorum ki, aynaya bakın, masaya bakın, geçmişe bakın, PKK ile kurduğunuz derin bağlara kafa yorun. Şimdi siz söyleyiniz, öyle bir cevap veriniz ki Zillet ittifakı ne oluyor Elazığ'da diyerek oturdukları masanın altına saklansın. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, DEVA, SEROK ve diğerleri birlikte değil mi? Ortak hedefleri yok mu? Cumhur'un karşısında durmuyorlar mı? Bu itibarsız siyasi güruha karşı bir miyiz? HDP ile sahnenin önünde itişip arkasında kucaklaşanlara Elazığ'ın kararını gösterecek miyiz? Emperyalizmin maşalarına, Biden'ın muhalefetine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu öğretecek miyiz? Elazığ'ı geçemezler. Adıyaman'ı yenemezler. Malatya'yı yıkamazlar. Diyarbakır'ı aşamazlar. Tunceli ve Türkiye'yi mahcup edemezler, mağlup düşüremezler. Bir oluruz, diri oluruz, birlikte duruş gösteririz. Türk milletinin hükmü şahsiyetini hiç kimseye çiğnetmeyiz. Son yurdumuzu harap ve bitap etmek isteyenlerin iki yakasından tutup sorulacak hesabı mahşere bırakmadan bu dünyada burunlarından fitil fitil getirerek sormasını biliriz. Yaparız, başarırız. Alayının hakkından Allah'ın izniyle geliriz. Hala ve henüz Cumhur Başkanı adayı bile bulamamış bir ittifakın umut olması, heyecan uyandırması, gelecekle ilgili inandırıcı olması akla ziyan bir beklentidir. Bu durum beyhude bir oyalanmadır. Kılıçdaroğlu en son grup toplantısında ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye demiş. Üstelik nefsine hakim olanların iktidarı geliyor diye konuşmuş. CHP ayakta değil, ayaklar altındadır. Sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur.
Türkiye ise zaten ayaktadır, seferdedir, zafere kilitlenmiştir. Mühürlü kalpler bunu göremez. Kalbi yabancı başkentler için atan gayrimilli zihniyetler bu gerçeği anlayamaz. Anlasa da anlatamaz, açıklayamaz. Bunlar nefsine falan hakim değil, yabancılara hadim olan kötürüm siyaset anlayışlarıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, polemiği bırak da mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini taşa tutuyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı? Onu söyle. Gözün kesiyor mu? Ondan bahset. Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı? Onu ifade et. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete ve siyaset köhneliğine aziz milletimiz hiç onay verir mi? Böylesi bir dağınıkla, böylesi bir çarpıkla Cumhurbaşkanının yetkilerini protokole bağlamayı düşünen siyaset ve hukuk cahillerine Türkiye'nin yarınları emanet edilebilir mi? Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her mesele kökünden çözülecektir. Bu yeni yönetim sisteminin birinci 5 yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda ve her sahada yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci 5 yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler yarım kalmamalıdır. Maceraya atılmak, müfem ve muammaya davetiye çıkarmak çok tehlikelidir. Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir. İşsizliği yeneceğiz. Yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız. Her insanımızın elinden tutacağız. Emeklilikte yaşa takılan, sözleşme çilesi yaşayan kardeşlerimize deva olacağız. Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin imkanlarıyla yapacağız. Cumhuriyetin yeni yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olacaktır. İşte gördünüz, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde beklendiği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye devlet olarak tasdik ve tescil edildi. Böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda tarihi bir adım atıldı. Kutlu olsun, Türk birliği var olsun, kardeşliğimiz daim olsun. Türk dünyası medeniyet başkenti ilan edilen Semerkant'a bütün gönül ve kültür coğrafyalarımıza Elazığ'dan selam olsun. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu gelecek Cumhur İttifakı'yla inşa edilecektir. Soruyorum, Türkiye'nin gücüne güç eklemesi için bizimle misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a devam diyecek misiniz? Cumhur 2023'te bizatihi varlığına sahip çıkacak, geleceğine sahip çıkacak, hakkına sahip çıkacak, hukukuna sahip çıkacak, tarihine sahip çıkacak, onuruna sahip çıkacak, sinesinden doğup diriliş ve yükseliş ümidi olan ittifakını sonuna kadar destekleyecektir. Elazığ'dan aldığım işaret, gördüğüm gerçekte çok şükür budur. Cumhur İttifakı'nın önü açıktır. Zillet İttifakı'nın siyasi yönüyle birlikte önü de kapalıdır. Cumhur İttifakı'nın iktidar ve istikbal yürüyüşünü durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa, Rumu, Ermenisi, eşkıyası,
teröristi açlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, insanlık kasabının hepsi Zillet İttifakı'nın arkasında sıraya girmiştir. Milletimizden ve coğrafyamızdan intikam almak isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'nun ve Zillet İttifakı'nın arkasında kuyruğa dizilmiştir. Böyle bir zillete ne Allah razı gelecek ne de milletimiz rıza gösterecektir. Cumhur İttifakı belirsizliği aşacak, belaları söküp atacak, iç barış ortamını, ekonomik ve güvenliği ve toplumsal huzuru sağlam esaslara bağlayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır. Ortak anlam ve amaçtan tamamıyla uzaklaşmış Zillet İttifakı akıntıda sürüklenen bir saldır, devlet ve millet düşmanlarıyla bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır. Biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Üreteceğiz, geliştireceğiz, Türkiye'yi huzur içinde ve güç birliği halinde büyüteceğiz. Çağrımız birliğe, dirle, kardeşliğedir. Çağrımız yükselen ve süper güç mertebesine çıkacak Türkiye'dir. Komşusu açken tok yatmayacak, yüksek vicdanların Fırat kenarında otlayan huzunun vebalini duyacak tertemiz gönüllerin aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım diyenlerin bulunacağı ve buluşacağı ahlaklı, adaletli, inançlı, erdemli, hakça paylaşımı esas alan bir topluma çağrıdır bizim çağrımız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen her insanımızadır. Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimizedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her vatan evladınadır. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir. Çağrımız çiftçimizin, emeklimizin, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin, yetimlerimizin, şehit analarımızın, şehit yavrularımızın, tüm mazlumların çağrısıdır. Çağrımız al bayrak altında toplanıp istikbale el ele, omuz omuza tek nefes halinde yürüyüş çağrısıdır. Ve bizim çağrımız tarihin akışını değiştirmeye sonuna kadar taliptir. Türk milleti köken ve mezhep farkı gözetmeksizin kendisine biçilen kefeni yırtıp atma ferasetini gösterecek ve kurulan tehlikeli tuzaklara asla düşmeyecektir. Vakit hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında buluşma vaktidir. Vakit göğsünü gere gere millete mensubiyet onurundan iftihar eden bir insanımızla kucaklaşma vaktidir. Bizim inanışımıza göre Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanetidir. Bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı hasretle kucaklıyoruz. Bütün samimiyetimizle ve muhabbetle ortak paydamızda buluşan herkese elimizi uzatıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanlara da affetmemiz mümkün olmadığını kararlılıkla beyan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Bağımsızlığımız sömürgeciler tarafından ikram edilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk millet milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Biz doğulusunu da, batılısını da, güneylisini de, kuzeylisini de, alevisini de, sünnisini de sadakat ve sevgiyle yoğrulmuş, müşfik yüreğine sığdıran büyük bir davanın kutlu bir hareketin mensuplarıyız. Bu topraklara vatanım diyen, bu insanlara milletim diyen,
bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese gönlümüz açıktır. Kuşkusuz günlük hayatın zorluklarının farkındayız. Geçim sıkıntılarını da biliyoruz. Ancak unutulmasın ki yoksulluk bir gün giderilir. Hiç kimse merak etmesin. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Hayat pahalılığı yenilecektir. Bugün az yiyen yarın çok yiyecektir. Kucaklaşmanın adresi büyük Türk milletidir. İstikbalin ve istiklalin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Cumhur İttifakı lider ülke Türkiye'nin mimarı, dünyaya Türkçe bakışın müdafisi, kızıl elmanın kervan başıdır. Bizler her zorluğu aşacak şuur, ahlak ve inanç sahibiyiz. Türkiye'ye bir karar aşamasına gelmiştir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Ya onurlu ve bağımsız bir millet olarak yaşayacağız ya da küresel komplolara teslim olarak bölünme tuzağına düşeceğiz. Bizim başka bir coğrafyada gelecek arayışımız yoktur. Gelecek ay yıldızlı al bayrağımızın altındadır. Bir milletin şerefi ve haysiyeti ortak değerler üzerinde yükselen milli birliği ve kardeşliğidir. Milli birliğimiz yara alır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geriye dönüşü mümkün değildir. İnancım odur ki Türk milleti yapay ayrımlara, iç ve dış mahreçli sinsi çabalara fırsat vermeyerek tarihi beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir. Bunu başarmak tarihe, aziz milletimize ve gelecek nesillere şeref ve namus borcumuzdur. Bu borcun ödeneceği tarih 2023 yılıdır. 2023 lider ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecek, elbette olacak, birlikte olacaktır. Ülkemizle, ülkümüzle huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Adaletin paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam ortak kaderimiz olacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi ve ekonomik istikrar korunacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Aklın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Anadolu yeniden bilimin ve medeniyetin beşiği olarak öne çıkacak, elbette olacak, birlikte olacak, beraberce başarılacaktır. Ortak inanç ve şuurla, kutlu ülkeler doğrultusunda kenetlenmiş iman neferleriyiz ve Türkiye'nin aşılamayacak hisarları, yıkılamayacak irade kalesiyiz. Bizim anlayışımız ve kavrayışımızda herkes eşittir, Türkiye'dir. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım, yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin vazgeçilmez ferdidir. Son defa soruyorum sizlere. 2023 yılında Cumhur'un zaferine hazır mısınız? Cumhur'un muazzam iradesini sandıkta gösterecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek olacak mısınız? Hepinize müteşekkirim. Azınız çok, eksiğiniz tamam olsun inşallah. Bu evetler sayesinde önümüzdeki yıl yapılacak seçimler büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götürecek yolunda başlangıcı olacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hakimiyet ve hükümranlık haklarımız sonuna kadar var olsun diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hey.
Kıymetli gönüldaşlarımız, İYEC Hareket Partisi Elazığ İl Başkanımız tarafından Sayın Genel Başkanımıza bugünkü ziyaretleri anısına özel bir tesbih hediye ediliyor sizler adına. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Türk siyasetinin ilkeli liderini hürmetle, saygıyla uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Gökboşlar diyarında gönüldaşlarımız sizi hürmetle uğurluyor. İlkeli lider, Türkmen beyimiz, yolunuz açık olsun. Benim aklım hep Türkiye'dir diyerek Türk milletinin gönlünde kas kurmuş ilkeli lider, yolun bahtın açık olsun. Geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı Türkmen beyimiz, hareketimizin ilgi lideri, yolun bahtın açık olsun. Her yöremiz kardeş bizim. Saygıdeğer Genel Başkanımızı haftaya yapılacak bizim olan Samsun mitingine uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Kıymetli gönüldaşlarımız sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. İnsanımız aziz bizim, millet, vatan, bayrak bizim, huzurlu yarınlar bizim. Önce hedefler bir. Bakidir kadim devlet, huzurlu mutlu millet, büyük Türkiye için aday belli, karar net. Bakidir kadim devlet, huzurlu mutlu millet, büyük Türkiye için aday